Evet arkadaşlar merhaba. Bayağıdır video koymuyordum. Şunu da sileyim bu önceki. Çok pardon. Bayağıdır video koymuyordum. İşler de çok yoğundu bu arada. Dışarıya da çok iş yaptım ama tekrardan size müthiş bir özellikle geri dönmeye karar verdim. Bu özellikle neyi anlatacağız? Bu özellikle .NET tabanlı bütün dillerde en önemli fonksiyonlardan biri olan döngüleri nasıl hızlandırabiliriz anlatacağım. Çünkü bazı arkadaşlar bana yazıyor, bazı öğrencilerine ders verdiklerini de soruyor. Diyorlar ki döngüye sokuyoruz, Excel aşırı yavaşlıyor. Aslında bu normal. Çünkü şöyle, döngüler aynı işlemi birden çok kere yapmanızı sağlayan şeyler. Yani mesela siz satıra göre her bulunduğu satır ve sütun sayısı ile çarpacaksanız, mesela burası 1, burası 2, 3, şurası 2, 4, 6 gibi ise böyle şeyler yapacaksanız, bunu sizin yerinize yapıyor ya, birden çok işlemi çok kısa bir kodla yapmanızı sağlıyor. Ama düzgün tasarlamazsanız Excel'e her seferinde erişiyor. Bir erişim sağlıyor. Bu da çok yavaşlatıyor. Hem inanılmaz hafıza yiyor. Bilgisayarları yavaşlatıyor. İşlem yaptırmıyor. Hem de arkadaşlar ne yapıyor bu kodlar? Bizim beklememize sebep oluyor. Çok uzun sürüyor. Tabii C ile olmayacak. Bu I ile olacak. Şimdi ben 3 tane loop göstereceğim size. Aslında 3'ten fazla loop'umuz var. Bir do while loop'larımız var. Do while loop'u Boolean mantığına göre çalışıyor. Sizin önerdiğiniz logiğimiz, mantığımız doğru olduğu sürece çalışıyor. Yanlış olduğunda döngüden çıkıyor. For loop'larımız var. Bu for loop ve for each loop diye ikiye ayrılıyor. İki farklı tasarımı var. İkisini de ben size burada göstereceğim. Biri diğerinden birazcık daha hızlı. Üçüncüsü de benim favorim ve en çok kullandığım array'ler var. Array. Bu çok hayati bir nokta. Neden derseniz, array'ler çok hızlı işlem yapmanızı sağlıyor. Yani göreceksiniz. For loop'a göre, şeye göre %80-90 oranında hız kazanacaksınız. Yani 90 saniyede biten işleminiz belki de bitecek 7-8 saniyede, en fazla 10 saniyede. Neden? Çünkü şöyle, array'ler yapı olarak çok daha basit ve çok daha kolay işlenebilir olduğu için .NET tabanlı bütün dillerde array'lerle işlem yapmak, döngülerle işlem yapmaktan katlarca defa daha hızlı. Bu biraz tabii advanced seviyede bir ders oluyor. Hani Visual Basic'e ya da .NET'e yeni başlamış bir arkadaş için ağır gelebilir ama bu yapıyı başta öğrenirseniz tasarlayacağınız döngüler çok hızlı olacak ve müthiş işlemler yapacaksınız. Şimdi ben size birinci loop'u tanıtayım. Şimdi ben burada bir 3 loop'a soktum. Birden 3'e kadar neden? 3 farklı loop çalıştıracağım. Birincisi for loop tasarımı, ikincisi for each loop tasarımı, üçüncüsü de array tasarımı. Şimdi for loop ne yapıyor? For loop size belirlenen değerde birden 10'a kadar mesela burada ne yapmışız? Burada iki tane iç içe for loop var. Burada ne yapıyor? C, yani bu bizim kolon sayımız olacak. Çünkü buraya yerleştirdim bakın. Şurada C'miz var ya, bu kolon kısmı, burası sütun diyelim. Sütun ve satır kısmı. Bu loop ne yapıyor? Bulunduğu şöyle diyeyim, kafanız karışmasın. I1'den İL'ye kadar. İL ne? Bulunan sayfanın son satırı. Birden son satıra kadar gidiyor. Ve her gittiği yerde bulunduğu satır sayısıyla bulunduğu sütun sayısını çarpıp o hücrenin içine yazıyor. Şimdi şu birinci döngümüz bunu yaptı. Şu dışarıdaki döngümüz ise içerideki döngüyü birden CL10 ya 10. sütuna kadar yapıyor. Yani sona kadar gitti, işlem yaptı. Sona kadar gitti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane işlem yapıyor. Bunu bu şekilde, yani bu
çok dezavantajlı bir loop. Çok kullanımı kolay. Gerçekten tasarım olarak gördüğünüz gibi I ve J'yi hücrelerin içine yerleştirip hücreyi manipüle edebiliyorsunuz. Yani ben şu anda mesela I5 iken 5. satır, C'de 2 iken 2. sütuna erişebiliyorum. Yani 5 demeyelim, 8 diyelim. 8'in ikisi şurası. Buraya mesela istediğimi yazdırabilirim ben loop'la. Ama bu loop'un dezavantajı şu. Eriştiği için bir şeylere, yani sen Excel üzerinde işlem yaparken şu döngüyle buraya Excel'in kendisine eriştiğin için sürekli erişimden dolayı inanılmaz bir hafıza kullanıyor ve çok yavaş çalışıyor. Şimdi bu bizim kontrol edebildiğimiz bir loop. Geldik for each loop'a. For each loop'ta şöyle, belirli bir Excel'de belirli bir collection içinde, bu hücre collection olan range de olabilir. Range collection olan sheet de olabilir. Sheet collection olan workbook da olabilir. Çalışma dosyası yani. Biliyorsunuz şu şekilde şeyler. En alta hücre dersek onun collection'ı range yani alan. Alan diyelim. Onun collection'ı sayfa. Onun collection'da dosya. Onun collection'da Excel. Şöyle bir hiyerarşi var. Mesela ben burada hücreyle işlem yapacağım için gittim ben range'in içerisindeki hücreleri manipüle ettim. Kullandım. Burada bu CLL ne derseniz CLL'yi ben yukarıda range olarak tanımladım. Yani benim için CLL burada böyle başıboş olan bir hücre gibi düşünün. Ben mesela şuranın içindeki bütün hücrelere erişmek istiyorsam CLL tek tek yani benim o seçtiğim başıboş hücre tek tek bunları okuyacak hücre hücre. Şimdi bu loop'un şeye göre avantajı da şu arkadaşlar. Bu loop'tayken ben manipüle etmiyorum. Excel'in kendi bir ilerleme şekli var. Yani döngüyü arttıra arttıra ilerliyor ya. Mesela burada i'yi 1 yaptı. Sonra döndü 2 yaptı, 3 yaptı, 4 yaptı. Tek tek next i ile arttırıyor ya. Burada da next CLL dediğimiz zaman ya da next başka bir şey dediğimiz zaman Excel onu arka planda bir tane arttırmış oluyor. Şu loop çok kullanım olarak tabii daha kolay buna göre. Daha zor at. Benim için daha zor. Şu daha kolay. Daha kolay yönetilebilir bir loop. Ama collection'larla çalışacaksanız şu daha gerekli bir loop. Mesela şurada ben bir tane yazdım. Dedim ki bu dosyanın içerisindeki bütün sayfalarda tek tek yaz. VS burada bakın. Worksheet. Dosyanın içindeki sayfalarda tek tek sayfaları yaz. For each sayfa nerede? In bu dosyanın içindeki sayfalarda eğer gezerken her bir dosya isminin kod ismi birinci dosyanın kod ismine eşit değilse sil. Bunu neden yaptım? Burada şimdi bir loop oluşturacağız. 3 tane fazla şey oluşturacak sayfa. Onları silmek için yaptım. Yani collection'larla çalışacaksanız bu ikinci loop çok daha avantajlı. Şimdi geldik bizim efsane çalışmamıza. Array. Ne demiştik? Array'ler Excel'den bağımsız çalışır arkadaşlar. Arka planda VB kısmında çalışır. Excel'e erişmez. İnanılmaz hızlı çalışır. Ben şimdi şurada sürelerini de belirledim. En sonunda bakın burada da sürelerini ölçüyor ve bize onunla ilgili bir message box oluşturuyor. Son bir defa üstünden geçelim. Kod nasıl çalışıyor? Şurada sayfa birden başka bir sayfa varsa siliyor. Geliyor. Şeyleri alertleri kapatıyor. Yani beni uyarmıyor. Sayfa siliniyor bilmem ne falan. Hata çıkarsa uyarmıyor. Ekranı donduruyor. İşlemleri donduruyor. Hesaplamayı sıfıra getiriyor. Yeni sayfa atıyor. Atadığı sayfayı bir değişkene bağlıyor. Bütün satırları ve 10. sütuna kadar loop'a sokuyor. Birinci loop'um tek tek manipüle ederek bulunduğu hücrenin satır ve sütun sayısını çarpıp buraya yazıyor. Ve bunu son satıra kadar 10 sütun için yapıyor. Sonra siliyor. Bu aslında silmeyi yapmayalım ya şimdi bir dursun bu. Çünkü hepsinin sonucu aynı çıkacak mı bir görelim. Bakalım loop'lar düzgün çalışıyor mu değil mi arkadaşlar? Yani yazdık ama. İkincisi
bu alanı seçiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağı kadar iniyor. Bu alan içerisindeki tüm hücrelerin satır sayısıyla sütun sayısını çarpıp onun değerini yazıyor. Geldi array'imize. Array tabi biraz çalışma prensibi farklı array'lerin. Ben size anlatacağım. Şimdi sayfa ekledi ya. Sayfayı ondan sonra array diye adlandırdım. Diyorum ki ben yine array'leri birden 10'a kadar koşturayım. Yani birden 10'a kadar ben bir loop'a sokuyorum. Bu dış loop. Ama benim esas işimi yapacak loop işte burada. Şimdi bir array oluşturuyorum. Bu array ne yapıyor biliyor musunuz? Şu arr array'ini ben ta buradayken oluşturdum. Bakın dim arr boş parantez yaptım ya, bu array'i oluşturdu. Geldi buraya. Array'i redeem etti. Yani redeem ne yapıyor? Onu yeniden tanımlıyor. Tanımlarken ben ne diyorum? Birden son satır çarpı sütuna kadar yap diyorum. Ve sonra bu array'i dolduruyorum. Ben şimdi şöyle yapayım. İlk iki tane loop'u atlayacağım. Array'e geleceğim. Çünkü ilk iki loop zaten çok kolay loop'lar. Öğrenebileceğiniz loop'lar. Koşturuyorum kodu gördüğünüz gibi. Ekledim. İsmini aktif işte bağladım, pardon, sayfayı. Değişkene bağladım. Şimdi ben şuradan st eşittir 3 diyeyim. Yani burada 1 değil, 2 değil, 3'e geldi. Tamam. Sayfanın ismini array yaptı. Bakın arkadaşlar, ben şimdi size array nasıl çalışır burada göstereceğim. Şöyle yapayım. Yani şu anda bunda çalışmamız yeterli. Bakın. En başta biz array'imizi yarattık ya. Array'imiz burada duruyor. Ama biz array'imizi tanımlamadık. Boş duruyor array. Geldim. Birden 10'a kadar dedim. Bakın array'imizi birden son satır çarpı sütun. CLN'miz bizim ne? 1. İLN'miz ne? 1 milyon, işte son satır sayımız. Ve birden 1'e doğru tanımla. Bu iki yönlü array. Bakın array'imizi tanımladık. Şimdi bu array kendi içerisinde 1 milyon 48 bin adet elementi barındırabiliyor. Bakın. Tek seferde, bir saniyede oluşturdu bunu. Hatta salise de. Şu anda tabii boş. Çünkü array'imizi doldurmadık. Ya array'imizi şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4 ya. Bunun array şekli şudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu programa daha alışamadım. ESC'ye basınca otomatik çıkıyor. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu array saniyenin binde birinde 1 milyon tane element içine alabiliyor. Şu şekilde düşünün. Array bu ya. Bu değeri 1, 2, 3, 4'ü, yani 4 tane değeri bu array alıyor. Kendi içerisine 1, 2, 3, 4 olarak koyuyor. Tabii şu şeyleri yok gibi düşünün. 1 boşluk, 2 boşluk, 3 boşluk, 4. Yani siz 4 tane element aramak yerine array'de bunu, 4'ünü bir yere sıkıştırıyorsunuz. Excel bunu 4 kat hızlı arıyormuş gibi düşünün. 4 kat değil de, yani her defasında artan sayıyla beraber verim inanılmaz şekilde artıyor. Mesela bu 4 için %50 ise 400 bin için %70'e çıkıyor. Neyse, gelelim. Biz array'imizi oluşturduk. Array'imizi ne yaptık? Birden 1 milyon adet oluşturduk ve birdenbire. Bunu neden oluşturduğumuzu söyleyeceğim. Çünkü aslında Excel satır ve sütun olarak bir array'dir. Yani bir array elementidir. İki yönlü bir array elementidir Excel sayfası. Zaten boyu ve eni olan her şey iki boyutludur. Şeyde, Excel sayfası da bizim için iki boyutlu bir array'dir. Onun için ben array'i bir to, yani şurası benim satır kısmım, şurası sütun kısmımı belirtiyor. Ben şimdi bu array'i oluşturdum ya, bu array'i dolduracağım. Ama bakın, 1 milyon 48 bin tane elementi doldurmam ne kadar hızlı? Şurada durdurayım. Bakın basıyorum. Bu kadar. Yani saniye bile değil. Benim 1 milyon elementimi bakın doldurdu.
Şimdi bunu aynısını ne yapacak? Bu array'i ben bir alana bağladım ve alana atayacağım. F8 diyorum. Bakın atadı. Şimdi bunu ikinci sütun için yapacak. Çünkü birinci sütun yaptı. Şimdi CLN'miz 1'di ya. Next loop'umuz bir atıyor. CLN 2'ye geldi. Şimdi tasarladı. Burada şu an, şurada şöyle yapabiliriz. Neyse çok da yapmaya gerek yok. Bu da çalışacaktır. Geldim. Yeniden redeem ettim. Redeem gene 1'den 1 milyon bilmem kaça kadar. Evet 1'den buna kadar. 1'den 1'e diyelim. Bakın gene doldurdum array'imizi. Çok hızlı. Bakın bu sefer ikinci satır ya hep ikişer ikişer gitti. Bunu ekliyorum. Şu anda range'de ya. Range'e aktardım array'imi. Bakın bulunduğu satır ve sütunu çarpıp buraya yazdı. Yani buradan demek istediğim şey şu. Şimdi birazdan çalıştığımda göreceksiniz. Çok daha hızlı ya. Döngülerinizi, ben sonucu şimdiden söyleyeyim size. Döngülerinizi her zaman bir alan şeklindeyse, yani birden mesela 100.000. satıra kadar koşacaksanız, bunu Excel üzerinde döngü yapmak yerine alın bu datayı, bu satırları bir array üstüne atayın. Bir array oluşturun. Array'in içine gömün. Ne yapıyorsunuz? Array'de yapın. Sonra tekrardan array'i range'e aktarın. Şöyle ki, şöyle gösterildiği gibi. Bu şekilde işlemi çok daha hızlı yaparsınız. Yani en verimli, en hızlı loop bu şekilde. Bu bilgi bu arada çok çok nadir. İnternette de bulamazsınız. Onun için array, sizin döngüleriniz bu şekilde yapmazsanız yavaş olacaktır. Hani bana soruyorsunuz ya, hocam sizinki neden hızlı? Ben hep array'e aktarıyorum. Array'de işlemi yapıyorum, operate ediyorum. Tekrar range'e aktarıyorum. Şimdi bunları yaptıysak, bir şu fonksiyonumuzu bir çalıştıralım. Şunu bir sileceğiz. Bunu kendisi... Şimdi bu ne yaptığını bir gösterelim bunun. Bu şöyle yapacak. İlk önce bir sayfa oluşturacak bizim for loop'umuzu. İkinci sayfa oluşturacak for each loop'umuzu. Bu arada D1 ile D2'yi koydum ki aradaki süreyi ölçecek. D3 ile D4'ü bunu ölçecek. Array'i de D5 ile D6 ölçecek. Sonra bize bunu bir message box'a gösterecekler. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Şeye geçelim. Şu anda boş. Bir save'ledim. Tamam. Evet diyorum. Şimdi bu arka planda kodu çalıştıracak. 1,5-2 dakika sürüyor. Ben bu şeyi durdurmayı bilmediğim için programı böyle biraz bekleteceğim sizi, kusura bakmazsanız. Yapılacak şey şu. Döngülerde Excel'e çok erişmemeye çalışın. Yani Excel'deki değerleri tek tek okuyup onlar üzerinde işlem yapmamaya çalışın. Bunun yerine Excel'deki değerleri VB'ye aktarın. VB'de çalıştırın. Sonra tekrardan Excel'e aktarın. Bu şekilde döngüleriniz çok daha hızlı olacaktır. Şimdi ölçüyor. Sonuçları da göreceksiniz. Tabii keşke 10 sütün için yapmasaydık ama biraz bekleteceğim sizi. Ben de burada bir kendime çay koyayım geleyim.
Hala devam ediyor. Burayı ileri sarabilirsiniz arkadaşlar. Yani videodayken ben bu programda nasıl ileri sarılacağını bilmediğim için ben mecbur bekliyorum. Kusuruma bakmayın. Ama size tavsiyem buraları ileri sarın zaten. Burada bir şey yok. Programın çalışmasını bekliyoruz. Ben hani fark iyice ortaya çıksın diye, yani demiştim ya, hücre sayısı arttıkça ereyle yapılan döngülerin forla yapılan döngüleri oranı verimi daha çok belli oluyor diye. Ondan dolayı ben satır sayısını işte 10 milyon 500 bin pardon hücre sayısını 10 milyon 500 bin olarak ayarladım. Muhtemelen önceki yaptığım testlere göre 90 saniye sürüyor forluk. Zaten şu anda bitmek üzere, gördüğünüz gibi. Ekran geri döndü. Bakalım. Evet, hesapladı. Birinci loopumuz 89 saniye sürmüş. Yani 10,5 milyon hücre için her bir hücrenin bulunduğu satırla sütun sayısını çarpıp o hücreye yazmak 10,5 milyon hücre için 89 saniye. For loopumuz. Yani ilk loopumuz kolay manipüle eden. Demiştim ya, for each çok hafif, biraz daha farklı. Ya çok hafif, daha az hızlı diye. O da 87 saniye. Array'imiz gördüğünüz üzere 11 saniye. Yani ben hesap makinesi diyeyim. 89 saniyeden 11 saniye düştü. 78 saniye. 78 bölü 89. %88'lik bir hız. Yani siz çok büyük işlemler yapıyorsanız, data mining yapıyorsanız, sizin işleriniz %88 hızlanacak. Değil mi? Benim önceki videolarımda gösterdiğim gibi inanılmaz bir verimlilik. Şimdi bir şey yapalım. Tamam diyelim. Bakın 3 tane sayfa oluşturdu. Üçü de aynı işi yaptı. Gördüğünüz gibi bu array, bu for each, bu for loop. Şimdi burada ufak bir şeyi göz ardı ettik. Bu 1-2 saniye etkileyecektir. Şu delete'leri kaldırdık ya. Her bir sayfa oluştuğu zaman şu ikinci loop'a biraz daha fazla yük biniyor. Ama bu 1 saniye falan yani. Yani biz 89, 87, 11'di ya. Birincisi 89 saniyede, 87'de 11'di ya. O delete şeylerini koyarsak bu gene 89 kalacaktır. Tahminim 85'e inecektir. Bu da 9 saniye falan inecektir ama çok bir etkilemez. Çünkü calculation'ı falan kapattığımız için çok bir önemi yok. Yani gördüğünüz üzere olayın esas yürüdüğü kısım Visual Basic kısmı. Siz işlem yapacaksanız her zaman şuradan uzak duracaksınız. Her zaman burada gezeceksiniz. Burada işlem yapacaksınız. Hızlı işlem yapacaksınız. Burada çıkan sonucu, şurada çıkan sonucu alıp hop buraya aktaracaksınız. Bu Excel'de çalışan arkadaşların çok çok işine yarayacak bir video. Eminim bundan çok güzel dersler çıkaracaklardır. Buradaki anlatılanlarla dosyaların içindeki kodları güncellerlerse ne kadar hızlanacağını, dosyanın ne kadar hızlı ve düzgün çalışacağını göreceklerdir. Çok büyük, mesela binlerce dosyalık bir işlem yaptığınızı düşünün. Her birinde 100 bin satır var. Ya uğraşılmaz yani. Burada bunun 1 milyon satır işlemesi, 10 milyon satır işlemesi 89 saniye ya. Abi bunu 100 dosyayla çarp. Kaç etti? 89. 8900 saniye. Kim bekleyecek o kadar? Hafızası yetmez zaten. Ama atın bunu ereğe. Burada işleminizi yapıp tekrar range aktarın. 11 saniye. Hadi hızlandığını düşünün. 10 saniye. 10 saniye %88'lik bir fark. Sizin için çok da iyi değil mi yani? 10 saniyeden 8.8 saniyesini cebinize koyuyor. Bu güzel bir olay. Burada ben mesela şunu bakayım, bir 10.000 satır için yapayım şunu. Hani ben 1 milyon satır için yaptım ya. 10.000 satır için koşturacağım. Bakalım ne çıkacak fark. Diyelim. 1.00 çıktı. 10.000 çok az oldu. Şu delete'lerde. O zaman 100.000 için koşturalım mı arkadaşlar? Bakalım 100.000'de ne çıkacak.
Şuraya da 100 bin yazalım. Bir de 100 bin için yapalım. 100 bin için koşturdum. Bu biraz daha sürecek. Birinci loop'u yapacak, ikinci loop'u yapacak, üçüncü loop'u yapacak. Onların sürelerini ölçecek. Bu arada 0 saniye değil, küsuratlarını almadığım için o 0.5 saniye falan da onu sıfıra yuvarlıyor kendisi. 0 saniye tabii. Bakın for loop 10 saniyede çalışmış. Yani 100 bin satırı ve 10 sütun, yani 1 milyon satırı 10 saniyede işliyor. For each 10 saniye, array 1 saniye. Yani %90 hızlandırdı. Tabi küsuratlar olmadığı için aslında %88 falan da. Yani verimlilik artışını siz görüyorsunuz. Şimdi ben bunu şeye koyacağım. Bu dosyayı da koyacağım. Bunu incelersiniz. Tasarlarken buna göre tasarlarsınız. Burayı siz 10 değil de 5 yaparsınız mesela. Yani bunu ben mesela 5 yaptığım zaman o süreler düşecektir. Mesela 1 sütun için yapalım bakalım. Baktım array tekrar tanımlamayacağız ya. Daha çok hızlanacaktır. 1 sütun için daha da hızlı olacaktır. %90'dan da hızlıdır diye tahmin ediyorum ama bilemiyorum arkada nasıl bir çalışma planı var Excel Engine'in. Ya bu arada tabii .NET tarzı, bu VB.NET tarzı programın bir dezavantajı memoriye erişemiyor. Bakın tahminim öyle oldu. 11'den 1'e indirdi. Biraz daha %91 falan arttırdı. Güzel. Bizim için güzel oldu. Bu dosyayı da koyacağım videonun altına. Bu dosyayı da incelersiniz. Umarım faydalı olur. Ya bu tarz küçük trikler internette hiç yok. Hele Türkçe kaynaklarda hiç bulamadım ben. Biliyorsunuz ben yakın zamanda, yani şu anda videolarını hazırlıyorum. Bir Udemy'de Visual Basic ve makro eğitim vereceğim. Ve yani bununki gibi böyle çok püf noktaları olan çok detaylı videolar koyacağım. Belki 60-70 tane video koyacağım. Oradaki o eğitimler çok cüzi bir miktar olacak. İnanın ben çok parasının pulunda değilim bu işin. O eğitimleri kaçırmamaya çalışın ve almaya çalışın. Yani Visual Basic'te inanılmaz bir usta olacaksınız ve Excel'de, .NET'te yapacağınız işlemlerde diğer kullanıcılara göre 2-3 gömlek üst olacaksınız. Bu tarz böyle güzel trikler de koyacağım. Güzel, nasıl diyeyim, farklılıklar yaratan özellikleri de videolara ekleyeceğim. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım bu video sizin işinize yarar. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazın. Bana mail atın. Tekrardan konuşalım, yapalım. Maksat herkes Excel öğrensin, herkes .NET öğrensin, VB'yi öğrensin. Herkes işinde kademe atlasın. Şimdilik size iyi geceler diliyorum. Saat 11 olmuş. Tekrar görüşmek üzere.